Merhaba arkadaşlar özellikle aracı kurumların bankaların şu koç grubu ya da sabancı grubu toplumuna ait şirketlerde verdiği hedef fiyatları görünce yani diyorum ki 200 günlük hareket ortamlarına gelmişler buraları senede bir iki senede bir üç senede bir gören şirketler bunlar kademeli alım yapılacak noktalarda özellikle uzun vade birikim yapan yatırımcının bu çok zor gördüğünü tekrar buradan paylaşmak da istiyorum. Tekrar aslında dibin dibinin olduğunu da tekrar söylemek de istiyorum. Ne yazık ki kötü haberler üst üste geldikçe. Ve kuşun kanadından esen rüzgardan bile etkilenen bir borsaya sahip oldukça biz daha biz 30'larımız çok alım fırsatı verir. Ama bu fırsatları değerlendirene. Bakın Ford'a baktığımızda şöyle tarihi zirvesinden düşüşü şu an %28'lere dayanmış durumda. 893 TL, 96 TL fiyattan işlem görüyor şu an. Ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında. Ve Fibonacci de 0.382'nin altına gelmiş. Fiyatlanmaya çalışıyor. Onun üzerine atsa zaten ilk fırsatta 991'lere çıkma ümidi de var. Tabii ki aracı kurumların daha yüksek hedefleri de var. Bir de analistlerin verdiği hedefler var. Bakın 12 analist şu anda ortalama 1376 TL fiyatta Frotto için, Ford Otosan için al tavsiyesinde bulunuyor. En düşük analistin 1070 TL hedefi, en yüksek verilen hedef fiyat da 1684 TL arkadaşlar. Şimdi sat tavsiyesi veren hiç yok. Çünkü bu fiyatlardan da satılmaz herhalde. Tut tavsiyesi veren 3 analist var. Son 3 ayda yayınlanan 15 analistin beklediği ortalama beklentisi 1376 TL olmuş bak. 1684 TL en yüksek fiyat İş Bankası'nı ben takip ediyorum çoğunlukla. 1550 TL, 1540 TL 10 TL civarında geziniyor. Umuyoruz bu hedefler yerine gelecek. Umuyoruz içeride bekleyen yatırımcı eninde sonunda aşağıdan topladığı bu şirketlerde daha iyi noktada belki aşağıdan tekrar almak için bir satış verecek belki de tekrar düşüşünü bekleyecek uzun vadede kademeli maaşın belli bir kısmıyla alım için Sabancı grubu şirketleri Koç grubu şirketleri takip etmeyi hak ediyor diye düşünüyorum bakalım nasıl olacak bakalım özellikle şu savaş tamtamları bittikten sonra Borsamızın düştüğü tarihi zirvelere tekrar ulaşacak mıyız? Yoksa düşmek için başka mazeretler mi alacağız? Başka mazeretler mi bulacağız? O tarihi zirvelere acaba faiz düşüşünü bekledikten sonra mı gideceğiz? Hep beraber göreceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.